Bir şekilde. Bunlar işte ürünler, mesela bunlar sırlandı, kırına girecek ve bunlar sağlığa uygun bir şekilde kırımdan çıkacak. Şunu da yaptığımız ürünlerden de var. Şöyle örnek olarak peşin avansı. Böyle bu şekilde tabaklarımız falan da var. İşte şey yapamadık, şimdi yeni ayarlıyoruz. Evet. Böyle. Çünkü burada bir yandan da çalışıyoruz. Toz olabiliyor. Doğru. Bu şekilde el yapımı. İşte gerek böyle elle de yapıyoruz. Bu şekilde tabaklar. Mesela telefonlu. İsveç'e dendi galiba. İstoç'a. İstoç'a gidiyor. İstoç'ta seramik atölyesi için görüşmeler yapılıyor. Mesela. Ama hediyelik eşya atölyesi. Hafta hocamız onu anlatacak zaten. Mesela anne dantellerini değerlendiriyoruz bu şekilde. Evet. Geri dönüşüm. Hem geri dönüşüm de yapıyoruz. Ha, İlken orada dantel mi var? Evet. Ben onu böyle şey yaptım. Motif sanki. Gibi. Evet, böyle motif gibi. Ha, böyle güzel. Pardon. Anne dantel böyle. Güzelmiş. Sağlığa uygun. Böyle evet. Yapıyoruz. Hafif böyle uçuk bir pembe olsun mesela. Evet. Bunlar da geri dönüşüm oluyor. Tabii. Geri dönüşüm ancak biz dantelleri, güpürleri değerlendirerek yapabiliyoruz. Aynen. Şunları da kaldırıyoruz. Workshop yapıyoruz çocuklarımıza. Bu şekilde. Evet. Mesela böyle kuşlu bir tabak yaptılar. Evet. Altı böyle desenli. Evet. Çok güzel. Onlara turnetli de yapıyoruz. Turnetlerimiz var. Her şey oluyor yani. Burada yok yok diyebilirim yani. Her ay bir öncesi ürünleri geliştiriyoruz. Bu konuda evet. Birazcık yetersiz kalıyor atölyeleri yönlendirmeyle ilgili. Ama bununla ilgili araştırıyoruz. Hani tasarım desteği, markalaşabilmek için eksik kalan yanımız burası aslında bu atölyelerde. Pazar alanı oluşturmakla ilgili. Çabalarımız hem belediye tarafı olarak bizim var, hem de eğitmenlerimizin var ama neticede bu konularda belki sizlerin bizi desteklemesiyle. Arkadaşlarla konuşalım nasıl öğretiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, mesela hani biz üretim yapıyoruz ama senin ağabeyin dediği gibi yani şimdi internete girsek puanlama istiyorlar her yerden yani bir yerden bir ya da komisyon kesintisi yani oluyor. Bir şekilde. Aynen. Onun için evet ama size göstereyim bunlar pişmemiş ürünlerimiz. Evet. Böyle bir şekilde bunlar var. Evet. Siparişler de yapıyoruz ama tabii ki olduğu kadar. Mesela orada da var karşıda da gördüğünüz gibi. Evet. Beyaz yeşil olanlar sırlı. Orada da bir şey fincan versene. Evet. Mesela bu pişmiş. Pişmiş hali. Bu pişmiş hali. Bunlar pişiyor böyle. Sonra sırlı. Bunlara yani sırda. Böyle şey yapıyoruz. Tabaklar, kediler. Burada da yine üretme şeyimiz de var. Tornayla da çalışmalarımız oluyor. Torna yapan arkadaşlarımız da var. Yani cihazları bir kadın kendisi için almaya kalksa ciddi maliyetleri var. Biz o külfetten onları kurtarıp üretime dahil etmek, ekonomik hayatı katılımlarını sağlamak üzere. Yani bir yandan da pişirip götürdüğünüz için tabii. Böyle mesela bunlar pişecek. Böyle daha detaylı çalışmalarımız da var. Size ben önemli bir şey daha göstereyim. Artık çamurlarımızla geri dönüşüm yapıyoruz böyle. Ha. Bunun içinde karıştırarak. Biz bununla sırda karıştırıyoruz, çamurda karıştırıyoruz. Artık çamurlarımızı da değerlendirerek geri dönüşüm yapıyoruz bunun içinde. Hem geri dönüşüm. Biz bunu karıştırarak, evet. Orada çamur açma plakamız da var. Öyle yani öyle bir imkanımız tam da var. Sağ olsunlar. Yani biraz bir iş yeri. Katma başkanımız. Üretim merkezi. Evet. Kadınlar kira derdi düşünmesin, evet. Vergi derdi, malzeme derdi, alet edevat, evet. Ekipman evet. Derdi düşünmesin. El yeteneği var ise, bu konuda üretme gayreti var ise, para kazanmak istiyorsa evet. Hazır sana dükkan, hazır sana iş yeri, gel üret. Ürettiğini evet. Pazarlama konusunda sana destek verelim. Bir yıl boyunca bu ürettiğinden ekonomik değer yarat. Sonra kendi ayakları üzerinde artık durmaya başladığında da yuvadan uç, iş yerini aç. Bir yıl süreyle, bir kadın buradan bir yıl süreyle faydalanabiliyor. Amacımız çünkü burada sürekli kalması değil. Birçok kadına dokunabilir. Çok güzel. Kalıplarımız, içinde dönüm evet. Yaptık mesela. Bunu boşalttığımız zaman. Ben ne çıkacak? İçinden fincan kupa çıkacak. Fincan kupa. Evet. Bu imkanımızı da verdiler sağ olsunlar. Bu resimde alabilir miyiz siz bunu? Tamam bu arkadaşlar. Elinizde. Biraz. Şimdi Sunan'ım gelir misiniz? Sunan'ım gel. Sunan'ım gel. Sunan'ım gel.
Tamam. Biraz da alayım mı? Tamam. Buraya. Burası da bizim hediyelik eşya atölyemiz. Eve de işleri hale geldiler artık. Evde de otururken buraya gelemeyen, üretemeyen ama evde ben yapmak istiyorum, para kazanmak istiyorum. Yani bir evde ne yapıyorlar? Boyama. Biz burada dökül yapıyoruz dışarıda. Kalemini de ben yapıyorum. Bir objeyi, bir sakalını yapıyorum. Bir ondan maddesini. Ölçüler falan da var. Şarapları var. Yani hangi ürün daha çok sürü olursa bizden o isteniyor, biz onun kalıbını yapıyoruz. Hatta bize kadar geliyorlar, bunu yap, bunu kazandım, bunu getir. Evet. Artık o şeye geldi, seriye geldi. Bizimle uzun süre çalışma içine girdi. Sosyalımız yani sonuç. Bunlarla büyük bir ürünler çalışıyoruz. Çok mutluyuz o konuda. Ya kadınlar, eğer en hanımı olan kadınlar her bir muafiyet vergisi 220 bin liraya kadar satış yapabiliyorlar. Evet. Daha üstünde bir şey olması gerektiği halinde de biz onlara kooperatif birazdan gideceğiz. Çınar Kadın Kooperatifine yönlendiriyoruz. Kooperatif seviye olup, kooperatif üzerinden çünkü faturalandığında da iyi olur. Kooperatif üzerinden satışları hem bizim çarşısı hem halkta. Kendi sosyal medyalarında satış yapabiliyorlar. Fotoğraf almak için tabii Ömer gel bakalım. Ömer. Ben evet, evet. Bize üretiyorlar şu anda. Evet. Dışarıda daha önce yaptırıyorduk. Şimdi artık burada kadınlarımızı yaptırıyor. Birçok etkinliğimizde bunları hediye veriyoruz. Yeni evlenen çiftlere kendi simgelerini böyle hediye etmeye çalışıyoruz. Buraya da zaten bunun için bir bütçemiz var. Dışarısı değil, buradaki kadınlar kazansın. Tabii. Çok güzel. Bunları paketleyip aramanıza göndereceğiz. Bu da burada yapıldı. Çok güzel.
çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ayaklarınızı sağ olun. Hoş geldiniz. Burası bizim mozaik atölyemiz. Tokat Bastırma Mesabı'nda içeride. Hoş geldiniz. Mozaik atölyemizin atölye sorumlusu Feyyaz Hocam. Mozaik atölyesinin sorumlusu. Hoş geldiniz. Burada yaptığımız faaliyetlere, nerelerine satışlar yaptığımız atölyelerimizin çalışma. Bu çok uzun zamandır devam eden bir çalışma. Çok emek var burada. Bittiğinde nasıl olacağını fotoğrafı paylaşacağız. Kesin, evet. Paylaşacağız. Onu buraya koyalım, gösterelim. Tabii. Şey, bittiğince herhalde hep dolmuş olacak. Hep dolmuş olmayacak söyle. Bu şekilde süliyet gibi. Sonra bir şey kaldı. Evet. Ha, öyle mi? Ben öyle diyorum ama hocam bunu daha doğru bilgisini verir. Hocam bu bittiğinde bu ahmeti kalkacak mı? Yani bunlar da işte olacak. Çok güzel. Duvarıya asılacak şekilde olacak. Daha birçok aşaması var. Yani hani daha işin başındayız açıkçası. Bu malzemeyle mi asılacak? Yok. Arkası da mı çıkıyor? Bu ahşap bir malzeme. Evet. Bu ince aslında. Arkasına daha kalın bir obje gelecek. Yine yapışacak o. Ondan sonra birlikte duvara monte edilecek. Ama daha boyama aşaması var, kumlama aşaması var. Bunlar renkli cam. Onlar evet. Şimdi burada ben size birkaç örnek hazırladım. Burada sefalarımız var. Üretim yapılmış şekerliklerimiz var, objelerimiz var. Çocuklar için yaptığımız atölye çalışmalarına da örnekler var. Okullar geliyor, okullar burada öğrenciler. Çok muntazam yapılmış. Evet. Çok teşekkür ederim. Okullar yaptığı atölye çalışmaları yine çok keyifli oluyor çocuklar için. Tabii, tabii. Özellikle küçük yaş gruplarında okullar yardımcı oluyor. 1-2 saat burada onlar için hem üretiyorlar da üretirken yeniyorlar. Yeniyorlar. Evet. Ondan sonra minik minik parçalar haline getiriyoruz. Mesela birçok böyle çalışmalarımız var. Hı-hı. Elmas ve çıtlatma denilen aletlerimiz var. Zaptak denilen taş makasımız var. Bu taşlar tek tek elle kesilebilir. Hem hani isterseniz bir şey yapabilirim, gösterebilirim de. Size de demek istiyoruz. Şu mesela taş makası ya da zaksak değilse. Evet. Mesela biz çeşitli objelerde nasıl büyüklükte kullanacaksak istediğimiz gibi onları mesela küçültebiliyoruz. Hmm. Mesela şu şekilde. Tabii biraz bunun böyle bir tekniği oluyor. Herkes kesebiliyor. Elimizi kesiyoruz. Elimizle böyle etkili olmaz. Evet. Şey hani ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Yani sanıyoruz. Hani istediğimiz gibi cam ve aynadan yapmıyorlar, aynı tabii. Zamanda taşlarla da. Bunlar da doğal taş diye geçiyor. Evet. Taşların da yine aynı şekilde farklı bir el makası var, onu da kesiyoruz. Evet. Onlar da tek tek kesiyoruz. Çok güzel. Burada bizim için üretilen hediyelerimiz var. Bu camlar geri dönüşüm camı yapımından geçiliyor. Bize gelen misafirlerimize, etkinliklerde hediye veriyoruz bunları. Belediyemizin ablamını koyarak. Evet, çok güzel. Dışarıdan hazır hediye almak yerine burada kadınları resim diyoruz. Çok güzel. Yani ilk alıcısı biziz belediye. Bir tanesi sizin için. Sinan buradan. Çınar bizimse sembolüdür. Çınar yaptı. Evet. Bizim de belediyemizin sembolüdür. Evet. Biz atölyede... Ambalajı da çok şey. Evet. Şimdi ambalajı da çok önemli. Yani sembolü gelmiş insanlar. Bir takım... O da geri dönüşüm. Evet. Çok güzel. Kendimiz bunu böyle zarf haline getiriyoruz. Yani dışarıdan almak yerine. Evet. Bunların bir emeğimiz olsun diye. Evet. Herabınıza gönderelim. Burada bizim yapmaya çalıştığımız diğer bir konu da atölyeler arasında işbirliğini sağlamak. Yani çünkü hepsi burada sanat dolu bir el emeği. Onunla onu, bununla bunu birleştirmek. Mesela hediyelik el çarşıda döküm yapıyor. Evet. Burası burada ilişkin. Kolay gelsin. Çok güzel bir başkanımız. Kaplumbağalarımızla biz buraya aldığımız her ürün tam olarak alınıyor. Ondan sonra formları da daha şekillendiriyoruz. Ama taşla, ama aynayla, ama doğal taşla. Hani farklı şekillerde. Taşları kullanarak bunun derzleme aşaması falan aslında ama
Bunların satışını nasıl yapıyorsunuz? Satışlarımız şimdi sanat sokağı diye bir yerimiz var bizim. Bayağı gözde alanlarından biri. Belediyemiz şimdi orada giriştirme kadınlara standlar veriyor. Satış noktaları orası oluyor. Şimdi burada çıkan ürünlerin hepsi oraya gidiyor. Orada halka sunuluyor. Mesela 41 burada da her hafta stand veriyor. Yani kadınlar elemeli standları var orada, kulübeler halinde düşünün. Orada kadınlar her farklı branşlar, sadece mozaik, keçe, makrome, devin her şey var. Buyurun. Keçe vesaire de burada mı yok? Evet, evet. O da bir üst kattaki açıklarda. Burası Tokat Baskın'ın sabun adını. Hoş geldiniz. Eğitmenimiz dışında yürüyemez. Buyurun hocam. Burada Tokat Baskı mum sabunu yapıyoruz. Sabunlarımızı doğal zeytinyağlarımızdan, o organik yağlardan yapıyoruz. Tokat Baskı'mızda bitkisel kök boyalardan, ıhlamur ağacında yapılmış kalıplar üzerinden yapıyoruz. Kalıplarımızla, kök boyalarla çalışıyoruz. Pamuklu kumaşlarımıza, elbiseler dikiyoruz. Dantel detayımız varsa buna uygun kalıp yaptırıp onu basıyoruz uygun şekilde. Şile bezlerinden yapıyoruz. Elbiselerimizin üzerlerine dikiyoruz. Şalvarlara yapıyoruz Tokat baskısını. Evet, Amerikan servis yapmışlar. Amerikan servislerimizde. Evet, çok güzel. Şekillerde. Yine bizi çantalar yapıyorlar. Evet. Lavantalarımızı dokunuyoruz. Kendimiz yetiştirdiğimiz lavantaları. Burada belediyesinin lavanta bahçeleri var. Evet. Yetiştirdi birlikte gidip hasat yaptık. O hasatlardan elde edilen ürünlerle de lavantalarımızı yaptık. Lavanta razmiyoruz da diktik. Çeşitli ürünler lavanta da bunlar. Sabunlar yapraklı sabunlarımız. Çok güzel. Organik olarak zeytinyağdan. Yani bugün bir fabrikada yapabileceğiniz birçok şeyi bu merkezde yapabiliyor. Aynen. Evet. Bir fabrika gibi aslında. Evet. Bu neydi? Şey mi? Bu torbalık. Torbalık. Evet. Ekmek. Evet. Torbalık. Önlüğümüz. Mutfak önlüğü. Şunlar küçük çantalarımız. Geçen haftalarda bizi ziyarete akşam gazetesi moda yazarı Ümit Temur için geldi. Belki tanıyorsunuzdur. Çok yok. Fazla. PR işini de üstleniyor. İşte altın portakal karyalarını falan yürüten koordineyden birisi. Denizli'de ihracatçılar fuarını gerçekleştiriyor. Bayağı böyle ürünleri bizi görünce şaşkınlıkla bizi takip etti. Şimdi güzel bir festival hazırlığı içerisinde Eylül ayı için. Kadın festivali geçen sene başlamış. Evet. Sene ikincisini yapacağız. Çok güzel. Balayalarımızı yapıyoruz. Evet. Çile bezi kumaşlarımızdan. Az önce derseniz size bir uygulama istediğiniz kalıpla yaptırabiliriz. Kalıplarımız burada siz seçin isterseniz. Buyurun burada birkaç tane. Güzel. Bayağı kalıbımız var. Evet. Çünkü her şeye göre yaptırıyorum. Ben şu kibarı, şu kibarı. Evet. Güzelmiş bu. Bir şey yok. Evde şöyle bir. Şunu yapalım. Tamam. Tamam. Ne renk? Geç kalsın. Her türlü rengi alabiliyor içine. Tamam. Evet, istediğiniz renkte olabilir yani. Tamam. Hiç sorun yok. Tamam.
Benim hiç el becerim yok. Araya şey koyuyorsunuz. Evet, çünkü altına geçmesin diye. Çünkü boyalarımız geçince çok sıkıntı oluyor. Koyduktan sonra süngerimizle artık fazlasını alıyoruz. Üzerine bu şekilde yapıyoruz. İlk önce bir bezle deniyoruz ki rengini nasıl veriyoruz diye. İstediğimiz bezle üstüne bastırıp böyle geçmesini sağlıyoruz. Aynen. Ben yapayım şimdi. Evet. Evet, çok güzel çok oldu. Çok da güzel oldu. Teşekkür ederiz. Diyorsunuz, basalım devamını. Ha, birkaç yapacaklar. Evet. Doğru. Bence şeklini siz verin Demet Hanım. Evet. Sizin olsun çanta. Evet. Evet. Nasıl istiyorsanız. Ne istiyorsunuz? Nasıl yapayım? Siz daha iyi şey yaparsınız. Şöyle gelebilir. Şöyle mi? Evet, şu şekilde. Öyle mi? Evet. Öyle olur. Sonra böyle olur. Çok güzel. Çok zevkli bir işim. Sonrakileri daha iyi yaptım. Evet, oraya da basalım. Birincide kaldırırken mi bir şey yapmışım? İlk zamanlar o oluyor. Böyle mi? Evet. Her seferinde daha güçlü. Evet. Daha. Evet. Ben yaptım diye gurur gösterebilirsiniz. Çok da güzel. Emeğinize sağlık. Çok güzel oldu gerçekten. Evet. Çok da güzel oldu. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun bir üst kata çıkıyoruz. Diğer lavada. Çok keyifli. En iyi şeyler yapmak. Hatta işte mantıra kullanılan son zamanlarda trend olan bir şey.
Onlara uygulamalar var burada. Bu sınıfta uygulamalar var. Arka sınıfta da yaptığımız birkaç örneğimiz var. Çok güzel. Saloncaklar çok renk veriyor. Farklı farklı modellerde farklı renklerde üretim üretiyorlar. Anahtarlıklar, ayna dekorlar, duvar, suda çalışmaksızlıklar. Perde gibi. Evet, perdeler. Size mimari ölçüde bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Evet. Daha kapsamı çok geniş aslında. Tabii. Şu anda çok güzel. Çok güzel olmuş. Aslında çok keyifli bir şey olmuş. Evet, evet. Onu da fotoğrafçılık sektöründe bu ara çok kullanılıyor. Çocuk doğum günlerinde falan fotoğraf. Evet. Çok güzel. Giysilerde çok fazla var. Çantalarımız var böyle. Evet. Çok güzel olan. Evet, onlar da çok güzel olmuş. Evet. Afrikan tabak deniyor. Evet, şu anda evet. Biraz gündemde. Onları çalışmaya başladık. Onları yapıyoruz. El işçiliği tamamen. Çok güzel. Evet. Mesela böyle bir ürün ne kadar zamanda oluyor? Böyle bir ürünü 15-20 günde yaparız. Bir kişi olur. Bir kişi. Aha, evet. Aha. Ama bir ev hanımı olarak o kişiyi düşünün. Ev hanımlarının dışında bir mesai harcayarak yapıyor. 15 gün sürmez. Bunlar da öyle. Evet evet. Hepsi aynen öyle. Hepsi aynen öyle. Güzel. Ama yoğun talep olduğunda seri üretime geçebiliyor. Tabii. Zaten sipariş üzerine de daha çok. Dekorasyonun rengine göre falan tabii, onlar tabii. Bize sunuyorlar isteklerini. Biz ona göre hazırlıyoruz. Mesela yani, geçen haftalarda bir abajur yaptılar. Evet. Kaç kadına? 25-30 kadınla beraber 2000 adet. Abajur çok güzel. Büyük market zincirine çiçek saksılıkları yaptık. Yani o da 3000 tarihi geçti. Evet. Toplamda en az 20-25 kadınla beraber çalışıyoruz. Atölye içerisinde 15 kadın var ama işler büyüdükçe etraftan da daha çok fazla arkadaşlarla beraber çalışmalar yapıyoruz. Evlerinde yapıyorlar. Atölye grubumuz atölyede çalışıyor ama evlerinde de devam ediyorlar. Diğerleri dışarıdan da yeniden istihdamlar, yardımlar alıyoruz. Bunlardan istediğiniz bir tanesini şunu size söyleyeyim mi? Vallahi ben her yerden bu benim üstelik başkaya gitmeyeceğim. Öğrencilerimin de değil, bu benim yaptığım bir şey. Üstelik. Yani çok memnun olurum. Çok eğer sağ olun. Ne demek? Çok teşekkür çok şükür. Ben bunu bir kutuya koyup tamam. Size ulaştırayım. Olur mu? Tamam. Böyle elinize vermiş olmalı. Çok teşekkürler. Tamam. Bunlar kaç kiloyu taşıyor? 250. Biz atölyede 400 kiloyuz. Evet. Son atölyelerimize geçiyorum. Keçe ne oldu? Keçe ve takı tasarım atölyesi. Değiştirdiniz mi yani? Burayı biraz böyle ferahlattınız. Keçeden tablolar yapılıyor, bunu göstermek Evet, çok güzel. Şimdi atölyedeki arkadaşlar. Keçe işi gerçekten çok profesyonel yapıyorlar. Burada da keçe atölyemiz. Oya'ya bakacağız. Aynı zamanda burası atölyemiz. Kendisi anlatsın. Deri ve keçe atölyesi, Çırdağ Sintara'da şu anda sergiliyor. Deriden normal yeleklerimiz, çantalarımız, cüzdanlarımız, eteklerimiz var. Keçiden de genelde şey yapıyoruz, kupon tarzı, kumaş. İsteyen onu şey, tercihimizde, şarkı olarak alabilir. Çok güzel. Şimdi bir çalışma yapıyoruz arkadaşlarımızla da.
geçişler çok güzel oluyor. Evet, değil mi? Yapıldığınız zaman. Şapkalarımız var, tamamen ilgisiz bir şekilde kişiye özel çalışmalar. Yani çok önemsiyoruz şimdi bu kış döneminde. Evet. Keçenin bir özelliği neydi hemşerinde? Termostat görevi gördüğü için hem serin hem sıcak tutma özelliği var keçenin. Soğuk bir şey koyduğunuz zaman şey yapmıyor, ısıtmıyor. Evet. Sıcak bir şekilde soğutuyor. Hmm. Bahsettiğim gibi boncuk işiyle birleşiyor. Onun evet. Evde iki tane sanat dalı var aslında. Evet. Çok güzel. Çok başarılı. Deri renk içe değiştirdiğimiz şeylerimiz var. Sabunlarımız var yine içi kaplı. Onlar tamamen lif görevi görünüyor. Ha, böyle direkt öyle kullanılıyor. Evet, direkt yüzünüzde kullanabilirsiniz. Klinik evet. Görevi görünüyor. Buradan yüzde sizlerimiz de aynı. Yüzünüzde sürdüğünüz zaman hem içte sabunumuz var. Kendi içimizde sabunda. Hem de yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Çok güzel bir düşünce. Takılar. Yazık şeylerimiz, tübentler, tübentlerimizde bilgilerimizde giymek için yapılmış olan ürünlerimiz var. Kışlıklarımız var. Hem kışın hem yazın kullanıyoruz geçenizi. Delilerde deriz. Evet. Çok güzel. Bu ne amaçla mesela? Kadın örtü, kadın örtü gibi. Evet. Kullanmak. Çok güzel. Burada da tıklasanız bunu da görmek isterseniz arkadaşlar anlatsınlar ya. Evet. Buyurun. Bu yuva yuva kumaş halleri. Tamamen hep sabun ve suyla yuvarlak. Yoğurdu işlediğinde tepme diyoruz biz onu. Mesela ne kadar zamanda oluyor bu? Bir gün sürüyor. Bu daha seri üretim biraz böyle ama her şeyden bir tane. Çünkü elde neden değişiyor işte. Aynen. Tabii. Buyurun. Sanat eseri gibi bunlar her biri. Anlatın hocam yaptığımız işleri, türlerini. Bu reklamın daha özel boncuklar. Birazcık daha maliyetli boncuklar. Boncuklar daha farklı. Bunlar tüm boncuklardan yapılan çeşitli boncuklar, kolye, bileklik. Doğal taşlarının var bu şekilde. Şunlar falan. Bunlar da daha farklı boncuklar, daha özel olan. Evet. Güzel. Hepsi ilişkili. Şuradaki marka mevcut o. Kimisi biraz daha sıkı, kimisi biraz daha şık. Bilmem vardı, böyle değişti. Evet. Burada iletişim kimliğimiz vardı. Bunlar zaten direkt özellikle ailesinden bile bir daha yok. Evet, çok güzel. Tamamen elini mi kullanıyor? Evet. Harbine geçen haftalarda iş görüyorlar. Evet, bir kişi. Benim burada da tam broşlar. Evet, broşlar var. Çok şık duruyor. Bu tarihlerde babam. Güzel. Emeklerinize sağlık. Bunlar da şu çok oldu geldi. Evet. Bunlar çok önemli. Bunlar da yazda daha rengarenk. Tabii. Minimal. Aynen. Tatlı şeyler. Hem gençler için hem çocuklar için de. Çok güzel. Valla emeklerinize sağlık. Güzel. Herhalde bu Pinterest'ten, Instagram'dan sizler de takip ediyorsunuz da belki. Modeller vesaire konusunda. Vallahi beğendim ama her noktada bir şey artık mutlu oluyor. Hayır, vallahi çok sağ olun. Şöyle takayım mı? Takalım tabii. Bu da kıyafetim. Kahve yazdım. Aynen.
Çok güzel oldu. Sanki eksikmiş orada bir şey. Eksiyormuş. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Buradayız.